Sudanlı Zenci Musa hayata Girit adasında gözlerini açmış, ömrünü Osmanlı topraklarının savunmasında ve komutanı Kuşçubaşı Eşref Bey'in emrinde geçirmiş bir fedaiydi. 1880 yılında Girit'te dünyaya gelen Sudanlı Musa, Kahire'de dedesinin yanında büyümüştü. Tam bir Osmanlı sevdalısı olan dedesinin yanında yetişen Musa, Osmanlı'nın en sancılı dönemlerinde yaşamıştı. Ömrünü cepheden cepheye koşmakla geçiren bu yiğit adam, 1911 yılında Senusilerin İtalyan işgaline karşı başlattığı mücadeleye gönüllü olarak katıldı. 1912'de Trablusgarp'ta Enver Bey komutasında eğitim gördükleri sırada Osmanlı subayı olan Kuşçubaşı Eşref Bey ile tanıştı. Kuşçubaşı Eşref Bey, gözünün gördüğünden korkmayan, devlet adına önemli ve gizli vazifeler verilen bir subaydı. Sudanlı Musa ise onu bir abi gibi sevmişti. Musa'nın serüveni Eşref Bey ile başlamıştı. Osmanlı'nın Trablusgarp'ta acı bir şekilde kaybedişinin ardından birlikte İstanbul'a dönmüşlerdi. Edirne'nin tekrardan fethedilmesinde Süleyman askeri ve Kuşçubaşı Eşref gibi komutanlarıyla birlikte savaşmıştı. Sudanlı Musa'ya komutanı Eşref Bey önemli bir görev vermişti. Uzun zamandır Yemen'de destek iletilemeyen 7. Ordu'ya 300 bin altın götürülecekti. Ancak bölgede İngiliz ve kışkırttıkları bedeviler bulunduğundan bu gerçekleşmesi zor bir görevdi. Eşref Bey emri altında bulunan ekibi ikiye ayırdı. Bunlardan biri Sudanlı Musa'nın olduğu koldu. Ekibin Eşref Bey kolu 25 bin kişilik bir kuşatmanın altında kaldı ve 2 gün süren çatışma sonrasında birçoğu hayatını kaybetti. Kuşçubaşı Eşref Bey ise yaralı bir şekilde esir alındı. Tüm bunlar yaşanırken Musa develeriyle ve savunmasız bir şekilde çölü aşmış ve uzun zaman sonra Yemen'de zor durumda olan 7. Ordu'ya 300 bin altın ulaştırmıştı. Sudanlı Musa kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmiş, ancak Kuşçubaşı Eşref Bey'ini artık göremeyecek olmanın hüznünü üzerinden hiç atamamıştı. Musa İstanbul'a döndüğünde şehir işgal altındaydı. Sudanlı Musa'yı Yemen'den tanıyan Ali Said Paşa onu gördüğünde emekli maaşı başlatabileceğini bildirmiş, ancak Sudanlı Musa "Ben bu yoksul, garip milletten maaş almam" yanıtını vermişti. Afrikalı bir siyahinin Osmanlı Devleti'ne böylesi bir aidiyet hissetmesi bugün çok uluslu devletlerde pek rastlanır bir durum değildir. Sudanlı Musa'nın Ali Said Paşa'dan gelen emeklilik teklifini kabul etmemesinin ardından Said Paşa Sudanlı Musa'ya Karaköy gümrüğünde kahyalık görevi teklif etmişti. Bunun üzerine ise Musa "Ben kahyalık yapmam, o görevi yaşlı bir Müslümana verin, ben hamallık yaparım" yanıtını vermiştir. Vatanperverliği ve cesaretinin yanında yumuşak başlılığı ve güzel ahlakıyla bilinen Musa Karaköy'de hamallık yapmaya başlamıştır. Musa gündüz Karaköy'de hamallık yaptığı, geceleri ise Anadolu'da yapılan milli mücadeleye silah kaçırdığı dönemde işgal kuvvetleri komutanlarından General Harrington'ın dikkatini çekmişti. 2 metreyi aşan boyuyla hamallık yapan Musa'yı yanındakilere soran General Harrington, Yemen'e 300 bin altın ulaştıran Eşref Bey'in emir eri olduğunu öğrendi. Sudanlı Musa'ya emri altına girmesi karşılığında yüklü miktarda para teklifi yapan General Harrington'a Sudanlı'nın yanıtı çok sert olmuştu. "Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var, Osmanlı Devleti. Bir de bayrağım var, ay yıldızlı bayrak. Kumandanım ise Kuşçubaşı Eşref Bey'dir. Bu iş daha bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek." Sudanlı Zenci Musa ömrünün son döneminde ise verem hastalığına yakalanmıştır. Özbekler Tekkesi'nde son nefesini verdiğinde kendisine ait kefeni, cebinden çıkan bir adet Osmanlı haritası, Kur'an-ı Kerim ve bir de Eşref Bey'in fotoğrafı vardı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un safahatında "Eşref Bey'in emir eri Zenci Musa, omzundan arşa yükseldi Nebi İsa" ifadeleriyle andığı Sudanlı Musa Bey'in kabri bugün Üsküdar'da bulunan Özbekler Tekkesi'ndedir.